Sayın seyirciler, Susurluk zirvesinde ortaya çıkan bir listede adı geçenleri bir hafta önce hatırlayacaksınız ana haber bültenimizde duyurmuştuk. Bu listede dini bir cemaatin lideri olan Fethullah Gülen'in de adının bulunması hem şaşkınlık yarattı hem de Fethullah Gülen'i sevip sayanlar arasında tepki uyandırdı. Bu belgeye Gülen'in adını kimler, niçin koymuştu? Fethullah Gülen, kamuoyunun kafasında beliren soruları az önce haber müdürümüz Tuncay Özkan'la yaptığı görüşmede yanıtladı. İşte bu çok önemli görüşme. Eğer ben bu mevzuda ona arpanın yedide biri kadar biçip bir fikir vermiş, ona ayartmaya çalışmışsam Allah beni de ailemi de yerin dibine batırsın. Yoksa bu israflarda bulunanları Hazreti Cebbar-ı Kahhar'a havale ediyorum. Bütün bu komplo teorilerinin ilk basamağı da dediniz. Peki efendim, bu konuda sizin devlet ticariyle görüşmeleriniz oldu mu? Üst düzey yöneticilerle görüşmeleriniz oldu mu? Bu listenin hazırlanışı sırasında ya da bu listeyi ilk gören devlet yetkililerinin buna bir tepkisi yok mu? Nedir bu olay? Aslında bakılırsa hemen benim görüştüğüm veya beni aradılar. Ben kimseyi aramadım. Başbakan da aradı. Böyle bir şey yoktur dedi. Doğru değil dedi bu. Ve tabii o arada sizin dediğiniz şeyler de söyler dedi. MİT listeleri olabilir dedi. Bunlar açıklanmaz dedi.